Merhaba arkadaşlar. Uslu üreticilik sınav soru ve cevaplarını hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Çerçeve öğretim programları kaç yıl olarak tasarlanır? A 1 yıl, B 2 yıl, C 3 yıl, D 4 yıl. Cevabımız 4 yıl. İkinci sorumuzda bir meslek alanında modüller halinde düzenlenmiş program aşağıdakilerden hangisidir? A. Haftalık ders çizelgesi, B. Çerçeve öğretim programı, C. Ders bilgi formları, D. Modüler program. Hızlıca cevabımıza bakalım. Modüler program. D şıkkında verilmiş. Üçüncü sorumuzda, bireyin yaşamını sürdürmek, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli bir iş olarak tanımlandığı gibi, çeşitli kuruluşlardaki benzer iş ve konumlar grubu olarak da tanımlanmakta olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Meslek, B. İş, C. Yeterlilik, D. Öğrenme. Cevabımıza bakalım. Meslek. A şıkkında verilmiş. İkinci sorumuzda, bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birine ne denir? A. Meslek elemanı, B. Meslek dalı, C. Meslek seviyesi, D. Meslek alanı. Cevabımıza bakalım. Meslek dalı. Altıncı sorumuzda, yaşamını sürdürmek amacıyla hayat boyu öğrenme kapsamında kazandığı yeterliliklerle iş piyasasında mal ve hizmet üretimine katkı sağlayan kurallı ve disiplinli davranışları yerine getiren kişiye ne denir? A. Meslek elemanı, B. Meslek dalı, C. Meslek seviyesi, D. Meslek alanı. Cevabımız meslek elemanı. Yedinci sorumuzda, bir mesleğin yeterlikleri ile ilgili öğrenme çıktılarını bilgi, beceri ve yetkinlikler gibi göstergelerle tanımlayan ölçek olarak tanımlanan kavram hangisidir? A. Meslek elemanı, B. Meslek dalı, C. Meslek seviyesi, D. Meslek alanı. Cevabımız meslek seviyesi. Benzer sorular. Sekizinci sorumuzda, çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine iş ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiye ne denir? A. Aday çırak, B. Çırak, C. Kalfa, D. Usta. Cevabımız aday çırak. Dokuzuncu sorumuzda, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içinde geliştiren kişiye ne denir? A. Aday çırak, B. Çırak, C. Kalfa, D. Usta. Cevabımız çırak. 10. sorumuzda, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen, üretimi planlayabilen, üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen, düşüncelerini yazı, söz ve resim gibi resim ile açıklayabilen, üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiye ne denir? A. Aday çırak, B. Çırak, C. Kalfa, D. Usta. Cevabımız usta. Evet, videolarımızın sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.